Herkese merhabalar ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. 6-12 Mayıs haftası haftalık burç yorumları videonuza hoş geldiniz. Eğer ki bu açıklamayı izliyorsanız videonun kısa versiyonundasınız. Yani e, direkt yükselen burcunuza veya burcunuza geçerek burç yorumunuzu izleyebilirsiniz. Bu hafta önemli ve kritik bir hafta. E, bir ay boyunca birçok şeyi tekrar tekrar konuşacağız ama hayatımızı değiştirecek etkiler mevcut içinde. O yüzden videonun uzun versiyonunu vaktiniz varsa ilk bölümünü izlemenizi rica ediyorum, tavsiye ediyorum. Sizi öpüyorum. Linki de yukarıya bırakıyorum. Astroloji eğitimleriyle ilgili bütün sorularınız için uygulamalı yanıtlarla geliyorum. Bir numara haftada minimum bir dersimiz olacak. 12 aylık bir program temel astrolojinin her şeyi var içinde. Günün sonunda bir haritayı medikal potansiyeli, evlilik potansiyeli, çocuk durumu her şeyini okuyabilir şekilde çıkacaksınız. Videolar kayıtlı kalacak. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ayrıca canlı yayınlar vesilesiyle bana istediğin soruları sorabilirsiniz. Şimdi nasıl abone olacağım, hangisine abone olacağım sorularının yanıtını uygulamalı olarak gösteriyorum. Regulus'a olacağız çünkü. Efendim benim YouTube kanalımı açıyorsunuz Duygu Demir diye abonelik seçeneğinin yanında katıl butonu var. Masa üstünden yapmanızı tavsiye ederim. Telefonlarda şu anda hemen çıkmayabiliyormuş. Üyelik olarak Vega genel bir üyelik seçeneği. Vega'ya değil eğer eğitim almak istiyorsanız Regulus'a giriyorsunuz ve buradaki katıla tıklıyorsunuz. Tıkladığınız anda sizi kredi kartı ve ödeme seçeneğine götürecek. Buradan bilgilerinizi girerek yapabilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar bu haftaya baktığımızda iki tane önemli enerji var. Bir tarafta Merkürümüz ve Marsımız Koç burcunda 5. evinizde. E, tutulma buradaydı. Nisan ayı boyunca Merkür retrosunu ağırlıklı burada yaşadık. O yüzden aslında sizin bir süredir konuştuğunuz, düşündüğünüz, anlamını bulmaya çalıştığınız şeylerin sonucu, devamı gibi diye düşünebilirsiniz. E, burada Aşk hayatı, flörtler, ilişkiler bir tarafta bunu anlatır. Bir diğer tarafta yeteneklerimiz, hobilerimiz, sahne önü işler, eğlence, müzik, mutluluk, neşe. Ondan sonra belki yeme içme sektörü, çocuklarla ilgili bir iş yapıyorsanız bu alan, çocuklarınız varsa, çocuk istiyorsanız bu konular. Hep bütün bu konularla ilgili bir çözümleme bulmaya çalıştığınız konularda artık daha net idrak ediyorum ve eyleme geçiyorum enerjisi var. Mars burada Mars hızlı eylemdir. Ee, özellikle tabii 5. ev flörtü cinselliği anlattığı için burada da çok hareketi anlatır bize. Ee, daha dinamik bir görünümdür. Ee, bir tık daha sportif faaliyetleri anlatan bir alan. Yine hareketli sporlar, rekabet filan gerektiren konularda ön plana çıkılabilir. Ee, bir de spekülatif yatırımlar borsa alanıdır. Mars burada çok büyük bir fayda getirmeyebilir. O yüzden daha temkinli hareket etmek iyi olacaktır. Bu anlamda. Biraz çarçur etme enerjidir çünkü parayı. Daha çabuk elimizdeki kaynakları tüketebiliriz üretmek yerine. Ama ilişkiler ve aşkla ilgili, mutlu olmakla ilgili bir çözümler teması var hayatınızda ve hareket teması var. Bu hafta iyice diyebilirim sizlere. Diğer enerjimiz boğa ağırlıklı bir enerji. Venüsümüz, Güneşimiz, Jüpiterimiz, hepsi Boğa burcunda. 8 Mayıs çarşamba sabah 6.21'de Boğa burcunda da bir yeni ay var. Öncesinde biliyorsunuz pazartesi salı yeni bir şey yapmıyoruz. Çarşamba itibariyle tohumları atabiliriz, başlangıç yapabiliriz. 6. ev sağlık alanı. Günlük rutinlerimiz, alışkanlıklarımız işte spor, beslenme, diyet filan gibi temalarda. Uranüs beklenmedik bir temayı anlattığı için yenilenmeyi şu besini kesiyorum, bunu şöyle yapıyorum, spora başlıyorum gibi şeyleri getirebilir farklı müdahaleleri getirebilir. Uranüs böyle farkındalık temaları gibi şeylerdir. Biyoenerjiler vesaireler falan dahi olabilir işin. İçinde daha önce denemediğiniz bir beslenme stili gibi olabilir. Diyete başlıyoruz ama Venüsümüz burada iştahımız açık. Artık nasıl olacak bilmiyorum ama yeni bir beslenme modeline geçme ihtimalinizi getiriyor. E, spor anlamında da keza Mars 5. evde olduğu için belki iki taraftan böyle bir yenilik karşınıza çıkabilir. Diğer taraftan çalışma ortamı, çalışma düzeni, iş ekibi size bağlı çalışan kişileri anlatır. O yüzden evde bir bakıcınız var. Bir anda ben gidiyorum diyebilir. Finansal bir ayarlama yapmanız gerekebilir. Ya da arıyorsunuz bir anda sürpriz bir şekilde bulabilirsiniz gibi. Yani bir değişiklik ama kalıcı bir sonuç üreten bir değişiklik teması olacaktır. İş ortamında da ekip, organizasyon yapısı bir süredir değişim konuşuluyorsa buradaki ayak seslerini iyice duyabilirsiniz. Biraz ağustos ayı, bu yeni ay ve ağustos ayı birbiriyle bağlantılı olacak bu anlamda. Belki biraz gerginlik diyemem ama Venüs kadınları anlattığı için belki bir kadın yönetici bir anda gidecek, değişecek. Belki bir iş ortağınız, paydaşınız değişecek gibi böyle iş ortamı günlük akışla ilgili biraz sürprizli değişiklikleriniz söz konusu olabilir. Bereketli başlangıçlar yapma imkanı da taşıyor sevgili yaylar. O yüzden belki yeni bir işte üreticiyle, tedarikçiyle bir, bir şeyle anlaşacaksınız. Burada da fırsatlar getirecektir size diyebilirim. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Bu hafta gökyüzünde gezegenlerimiz ağırlıklı iki noktada toplanmış durumda. Bir tarafta retronun Nisan ayı boyunca Merkür retrosunun ve tutulmanın olduğu Koç burcunda. Yani sizin ev, yuva, aile ilişkileri, atalarınız, kökleriniz, babayla olan ilişkiler, evin içindeki huzur, denge alanınızda, yaşamın kendisi gayrimenkul, evin içi gibi de olabilir. Merkürümüz düz serinde hareket ediyor ve Mars'ımız burada hareket ediyor artık. burada konuşulan her türlü Konuyu eyleme geçirme zamanı, ee, belki aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili bir tema çıktıysa doktorlara gidip gelme, belki ameliyat operasyon riski varsa bunun gerçekleşmesi, ev taşınması gündemdeyse bunun gerçekleşmesi, ee, belki aile içinde daha fazla... Yolculuk, seyahat, konuşma, tartışma, hareketli, hararetli dönemlerin olması söz konusu olacaktır. Yani ev ve aile ile ilgili <laughs> her türlü konuda halen de hızlı gündemleriniz söz konusu olacak. Çok dışarı çıkmak, dışarıda bir şeyler yapmak istemeyeceksiniz. Ev içinde bir şeyleri toparlamak daha çok önemli olacak sizin için. Biraz ev içindeki kazalara da, kazalara karşı da dikkatli olmalı. Böyle bir şeylerin düşmesi, etmesi, baş bölgesini anlatır, bıçakları anlatır, böyle yaralanmalara karşı filan. Dikkat etmek önemlidir. E, silah gibi e, patlayıcı aletleri, e, yangınları. Patlamaları, bıçakları anlatır. O yüzden işte bir hani elektrik kontakları vesaire her şeyi böyle çok dikkatli bir şekilde bir problem, bir pürüz varsa önden ne olursunuz kontrollerini yaptırarak bu sürece giriş yapalım derim. Çünkü tutulma derecelerinde tetikleyecek ne olursa olsun. Bir diğer taraftan gezegenlerimiz Boğa burcunda kalana Güneşimiz Boğa'mız, Güneşimiz Venüsümüz, Jüpiterimiz, Uranüsümüz Boğa burcunda ve burada 8 Mayıs sabah 6:21'de bir yeni ay olacak. Ee, yeni ay öncesi Pazartesi Salı yeni yenilikler yapmıyoruz biliyorsunuz. Yeni aile beraber her türlü tohumu atabilir, girişime başlayabiliriz. Bu alan sizin için hayattan keyif alma alanı. İlişkiler, aşk, flörtler teması, yeni bir ilişki, var olan ilişkiyi canlandırmak, hareketlendirmek, daha keyifli paylaşımlar yapmak, beraber kalıcı, istikrarlı ve güvenilir bir düzen kurmak adına iyi olacaktır. Çocuklarınız varsa çocukların hayatında Uranüs beklenmedik değişimleri ama kalıcı olan adımları anlatacaktır. Venüs burada. ilişkileri daha sevgi dolu hale getirir. Çocuk Çocuk isteyenler için keza olumlu bir yanı var. Çocuk düşünmüyorsanız ama ihtimal var ise sürpriz hamilelikler temasında gündeme getirebilir ister istemez. Hobilerinizi mesleğe dönüştürebilirsiniz. Finansal yatırımlarda spekülatif spekülatif yatırımlardan enteresan kazanımlar elde edebilirsiniz. Daha böyle çocuklarla bağlantılı işler. Ee, belki eğlence sektörüyle, yeme içme sektörüyle bağlantılı işleriniz varsa, finans sektörüyle ilgili işleriniz varsa, gayrimenkulle bağlantılı bir şeyler yapıyorsanız buradan daha fazla para kazanabilirsiniz. Ee, şanslı hissedeceksiniz, iyi hissedeceksiniz. Sürpriz fırsatlar çıkacak. Ee, Uranüs olduğu için işin içinde e, teknolojik paralar, kriptolar üzerinden de kazanımlarınız olabilir. Yine coinler üzerinden kazanımlarınız olabilir. Yine bu sürecin içinde. Ee, kalıcı başlangıçları anlatıyor. İlişkilerle ilgili mutlu, huzurlu ve güvenli hissetmenizi destekleyecektir. Bu enerji kesinlikle. Fikirleriniz uğruna harekete geçebilirsiniz, yakınlarınızdan destek alabilirsiniz, yapmak istediklerinizi kalıcı şekilde lanse edebilirsiniz bu dönemin içinde sevgili arkadaşlar. Geliyorum kovalar ve yükselen kovalara. Sevgili kovalar, bu hafta koç burcu ve boğa burcunu konuşacağız. Enerji olarak gökyüzünde bol miktarda Merkürümüz ve Marsımız 3. evinizde Nisan ayı boyunca retro yapmıştı Merkür burada tutulma olmuştu bu alanda. Bütün bunların üzerine artık Merkür Düz Seyir'de ve Mars burada. Yani karar aldığınız konularda, fark ettiğiniz, idrak ettiğiniz, karar aldığınız, konuştuğunuz konularda iletişim odaklı işler, projeler, anlaşmalar, proje odaklı işler, kısa seyahatler, yolculuklar, e, sosyal medya üzerinden yapılabilecek işler, lansmanlar, e, yazı yazma temalı konular, bütün bunlarla ilgili artık eyleme geçme zamanı. Yolculuklarınız olur, seyahatleriniz olur. E, trafikte biraz dikkat etmeli, e, Koç burcundaki Mars hız yapma ihtimallerinizi gösteriyor. Kazalar ve kavgalar ihtimalleri trafikte gösteriyor. Dikkat edelim. Ee, belki araba ile ilgili araba değiştirmek, arabayı öğrenmek falan gibi şeyler de söz konusu olabilir. Bir diğer taraftan yakınlarınızla olan ilişkilerinizde daha hararetli günler olacaktır. Beraber bir şeyler yapabilir, yolculuklara çıkabilirsiniz ama biraz tartışma ve rekabetin dozunu da arttıracaktır. Biraz temkinli olmalı bu anlamda. Mahalle komşular temasını da anlatır. Komşularda keza gerginlik gibi. Ya da bir yeri açma, bir mekan açma, bir alan açma, kiralama etme, elinizdekileri kiraya verme gibi temalarda söz konusu olacaktır. Diğer taraftan göstergelerimiz Boğa burcunda Güneş, Venüs Uranüs ve Jüpiter e, hepsi beraber Boğa burcundalar. E, 8 Mayıs Çarşamba sabah 6:20'de e, bu e, Boğa burcunda bu alanda bir de yeni ayımız olacak. Yeni ay öncesi Pazartesi Salı'yı sakin geçiyor Bir herhangi bir konuda bir atılımda bulunmuyoruz biliyorsunuz. Yeni ay itibariyle her türlü girişime başlayabilirsiniz. Boğa burcundaki yeni ay size ev aile yuva hanede Gayrimenkul alanında kalıcı, sağlam, istikrarlı, güvenilir başlangıçlar yapma imkanını getiriyor. Uranüs olduğu için bir değişim yapma olabilir. Yani bir yatırmanız vardır, gayrimenkulünüz vardır. Bir arsanız, toprağınız, kalıcı bir, e, uzun zamandır elinizde tuttuğunuz bir hisse senedi vardır. Satıp onu başka bir yöne çevirip değerlendirebilirsiniz. Hızlı fırsatlar, imkanlar elimizdekini bereketlendirme enerjisi olacak. Evin içini keza güzelleştirmek adına imkanınız olabilir. Ev içindeki ilişkilerde daha ılımlı, yumuşak, biraz farklı yönden ama Venüs olduğu için daha ılımlı, yumuşak, yumuşak başlangıçlar yapılabilir. Aile büyükleri eğer ki Uranüs bazen böyle bir hızlıca bir operasyon riski gibi ortaya çıkan ani beklenmedik bir şey anlatabiliyor. Aile büyüklerinde özellikle tiroid, guatr, boğaz bölgesi ee, işte boyun, boyun fıtığı gibi venüs olduğu için belki şeker, insülin direnci, beslenme, beslenme modeli, kilo kontrolü gibi durumlarda belki sağlıkla ilgili bir mevzularda karşımıza çıkabilir gibi duruyor. Ee, fırsatlar karşımıza çıkacak. Hızlı, sürprizli şekilde çıkacak. Belki büyük şekilde çıkacak. Parasal konularda akılcı atılımlar yaparak bunları değerlendirebiliriz. Ee, birazcık daha belki risk almaya bir tık daha açık olmak akıllıca olacak bu sürecin içinde. Yani aşktı, meşkte, flörttü ikili ilişkiler nasıldık, ne oluyordu kariyerden öte, fikirlerim, düşüncelerim, yakınlarım, bu konudaki eylemlerim, sözlerim, kararlarım ve ev içindeki temalar daha fazla ön plana çıkıyor sevgili kovalar sizin için bu hafta. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar, e, hafta boyunca gökyüzünde iki tane enerji ağırlıklı olacak. Bir tarafta e, Merkürümüz ve Marsımız ikinci evinizde para hanenizde tutulma zaten Nisan'da burada olmuştu. E, Merkür Retro'muz burada olmuştu. Kazancınızı arttırmak için atılımda bulunmak, yeni başlangıçlar yapmak, belki e, gelirinizi farklı alanlara e, bölmek büyütmek için hamleler yapmak ve bunun peşinde koşturmak enerjisi var gökyüzünde. Yeni bir iş, işi başlatmak, büyütmek, bir iş için yatırım yapmak gibi temaları da getirebilir. Merkür, Nisan ayı boyunca konuştuğumuz konuları artık idrak ettim fark ettim ve kararları aldım devam ediyorum enerjisini taşıyacaktır. Ee, şey e, Mars ise eyleme geçmeyi getiriyor ama birazcık para söz konusu olduğunda Mars hızlı harcamayı, çarçur etmeyi, e, beklenmedik bir problem, kaza, kriz çıkması elimizden bir anda paranın çıkması gibi durumları anlatabiliyor. E, Mars e, Koç burcunda araba, otomotiv e, temasını da anlatır belki bu konularda bir alım satım da karşınıza çıkabilir ya da gündeme gelebilir yine aynı zamanda. Aynı zamanda diğer taraftan diyeyim, diğer enerjimiz boğa burcunda ağırlıklı olarak e, Güneşimiz, Venüsümüz, Jüpiterimiz, Uranüsümüz boğa burcunda. 8 Mayıs sabah saat 6.21'de burada bir de yeni ayımız olacak. Pazartesi salı biliyorsunuz yeni ay öncesi başlangıç yapmıyoruz. Yeni ayla beraber artık tohumları atabiliriz. Yeni başlangıçlar yapabiliriz. 3. evinizde Üçüncü ev yakınlarımızla olan ilişkilerimiz yani kardeşimiz, kuzenimiz, akrabalarımızla ilişkilerimizin güzel, keyifli olması, beraber bir iş yapmamız, onların hayatlarının çok iyi ve güzel olması size bir fayda sağlaması, ılımlı ilişkiler, beraber vakit geçirmek gibi böyle güzellikler söz konusu olabilir. Hayatımızda biri yoksa Venüs ilişkileri aşkı anlattığı için bir yandan belki yakınlarımız, özellikle yakınımızdaki Venüs aynı zamanda kadınları anlatır. Bir kadın vesilesiyle daha böyle e, güvenilir ve istikrarlı adımlarla bazı tanışmalar söz konusu olabilir. Uranüs işin içinde hiç beklenmedik biri, beklenmedik bir anda ortaya çıkması söz konusu olabilir. Veya bir e, işte nasıl diyeyim, Instagram'da görmüştür, sizde bir sosyal medya teknoloji temalarını anlatıyor. Buralardan da karşınıza çıkabilir ya da burada görmüştür tanıdığınızın tanıdığıdır falan gibi de olabilir. E, bir de böyle mahalle ortamı, kafeler, restoranlar restoranlar, oturduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz yerleri bazen anlatabiliyor ufakta olsa. Yolculuğu, kısa mesafeli yolları anlatabiliyor. Beraber kısa da, beraber yakında bir tatile gidildi gibi. Boğa burcu çünkü böyle doğayı, pastoral dokuyu anlatır. İşte bir hani ormanda yürüyüşe gittik gibi. Hani Belgrad ormanda yürüyüşe gittik. İşte deniz kenarına bir yere gittik. Böyle böyle bir an bir pikniğe gittik gibi. Bu, bu alanlarda tanışma, görüşme gibi. Güzel vakitler geçirmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Diğer tarafta 3. ev karar almak, sözlerini son sözü söylemek, proje odaklı iş İşler, anlaşmalar, sözleşmeler, konuşmalar, kararlar, yazışmalar, kitaplar gibi temaları anlattığı için aynı zamanda belki buralarda kalıcı bir anlaşmanız, bir iş başlangıcınız, bir şey lanse etmeniz, bir ürünü ortaya çıkarmanız, projeler yapmanız da söz konusu olacaktır. Yine haritanızı e, haritanıza ve genel enerjinize bağlı olarak Satürn birinci evde sizin hanenizde hareket ediyor şu anda. Hayatınız için bütün bu başlangıçlar aslında bakış açısını değiştirme dahil bunun içine. Bütün bunların hepsi hayatınız için sağlam ve kalıcı sonuçlar üretmenize destek olacak ve e, bu durumların arkasında durursanız eğer sorumluluğunu alırsanız çok güzel uzun vadeli size yatırım ya da kalıcı olumlu sonuçlar üretme imkanı da olacak diyor bize gökyüzü aynı zamanda yani nispeten sakin bir hafta bekliyor bizi ama daha konuşmalı görüşmeli paralı koşturmalı bir enerjisi var sizin için diğer taraftan baktığımızda